Merhabalar. Karşı pencereyle karşınızdayız. Evet, bugün 19 Ocak. 19 Ocak yani Hrant Dink'in öldürülmesinin yıl dönümü. Hrant Dink öldüreli 8 yıl oldu. Bugün 8. yılı. Elbette bu 8 yıl içerisinde adalet için, Hrant için demekten vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. Bizler de 8. yılında Hrant Dink'i bir kez daha saygıyla anıyoruz. Bugün karşı pencerede de Hrant'ı konuşacağız. Hem dava sürecini konuşacağız ve elbette ki 2015 Ermeni soykırımının 100. yılı, biraz da bundan bahsedeceğiz. Konuğumla hemen konuğumu tanıştırayım ben sizlere. Sayat Tekir, Norzartong eş sözcüsü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hemen hızlıca geçeceğiz. Malum gündemler, sorulacak sorular pek fazla. Ama ben şöyle kısaca bir sizi tanımakla başlamak istiyorum. Neler yapıyorsunuz, nerelerde çalışıyorsunuz? Ben Norzartong'un, Türkiye'li Ermenilerin öz örgütlü olan Norzartong'un eş sözcüsü Sayat Tekir. Bir taraftan işte Nor Radyo'da ve Özgür Radyo'da radyo programcılığına devam ediyorum. Her çarşamba Nor Or programını yapıyoruz orada da. Onun harici akademik kariyer olarak devam ediyoruz. Türkiye-Ermenistan sınırı üzerine gerçekleştirmiş olduğum çalışmalar var bu konuda. Sesim için kusura bakmayın, eylemden geliyoruz. Slogan atmaktan ve attırmaktan dolayı biraz sesimiz kısık gibi ama konuşmaya da devam edeceğiz. Aynen Hrant Ahbari'mize söz verdiğimiz gibi her alanda onun olduğu gibi biz de konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Peki tam şimdi eyleme girmişken, bugün eylemdeydiniz sizler de. Nasıl geçti? Yani bugünkü eylemi biraz değerlendirseniz, sizce nasıldı eylem? Ya, geçmiş döneme baktığımızda aslında pazartesi hafta içi öğlen saatinde bir eylem olduğu için tabii ki hani katılımın yüksek olmasını beklemiyorduk. Ama ciddi bir katılım vardı. Bu da hani önemli bir şey. Hala insanların belleğinde, hala insanların vicdanında Hrant Dink'in bir anlamı var. Tabii sadece Hrant Dink'le de alakalı değil. Yapılan işte 19 Ocak saat 15 ve akşam 19 Ocak saat 19 eylemleri sadece bir Hrant'ı anma seremonileri şeklinde geçmiyor. Yani bütün bu süreçte devam eden güncel olaylara da değinen eylemler oluyor. İşte Roboski'ye değinen, cumartesi annelerine değinen, LGBT'lere karşı yaşanan cinayetlere değinen ya da Gezi direnişine değinen eylemler oluyor. Bunu gördük bu sene Paramaz Kızılbaş özelinden bir direnişe de hani gönderme var. Rojava'daki, Kobani'deki. Evet. Hani sadece Hrant Dink'le kalmadığı için yapılan etkinliğin, sadece Hrant Dink'i anmayla kalmadığı için hani böylesine hani Türkiye'de yaşanan bir sürü adaletsizliğe karşı bir çıkış olduğu için, ki hani siz de demin dediniz Hrant için, adalet için diye. Bir tarafı evet Hrant için, bir tarafı da adalet için. Birçok insan orada bulunuyor. Evet. Peki şimdi 8 yıl geçti Hrant öldürüleli. Bu 8 yılda neler oldu? Yani bu 8 yılda görülen davalar, tutuklamalar oldu, ceza alanlar oldu gibi bugün de sıcaklığıyla devam eden bir tutuklama var. Ama bu 8 yılda siz neler hissettiniz? Sizce gerçekten asıl sorunlar ortaya çıktı mı? 8 yıldan önce şimdi şu saatte ona değinmeden önce bir şey hatırlatmayı tabii yapayım. Şu anda tabii ki Hayat TV izlemek büyük bir keyif ama Hayat TV'den daha iyi ne yapabiliriz diyenler için saat 7'de Taksim'de bir eylem var. Ben de buradan oraya yetişeceğim. Hani onu söyleyelim. Eylemler bitmedi bugün için. Oraya yetişmek isterseniz bir an önce evinizden çıkın sevgili izleyenler. 8 yıla dönecek olursak yani hani aslında daha bir yıl, iki yıl içinde dava zaten gidişatını ne yazık ki gösterdi. Aslında başlarda hepimiz heyecanlıydık. Gerçekten işte Veli Küçük'e ya da diğer o çevredeki insanlara dokunulmayacağını düşünürken bir anda bu insanlara dokunulmuştu. Fakat şu anda hepsi serbestler, aramızdalar. Aynen Sevak Balıkçı'nın katilinin aramızda olduğu gibi ya da Melisa Küçük'ün öldürenlerin aramızda olduğu gibi hani böyle bir durum var. Bu 8 yıl içinde ne oldu diye soracak olursak hani tabii ki bir sürü dava devam etti. Biz hala hani bu davalara katılmaya devam ediyoruz ki önemli bir şey bu. Evet, bugün binlerce insan bir araya geldi. Çok önemli. Hani söylenecek söz yok. 8 yıl olmuş.
bu şu anlama geliyor. 80 yıl sonra da bu kalabalıkta devam edecek bu. Hani bunu gösteriyor bize. Hani böyle bir durum var. Bir taraftan da şu var. Yani sevgili dostlar, sevgili izleyenler, tabii hani hepimiz orada olalım ama bir de davalar da devam ediyor. Tamam, tabii ki hani orada davalarda ne bekliyoruz o adalet sistemi içerisinde, bu da tartışma konusu ama bizim orada olmamız, o kalabalık bir şekilde bu davayı hala sahipleniyor olmamız bir toplumsal da basınç yaratıyor. Eğer bu kadar ilerlediyse bu süreçler, dava süreci evet tabii ki hani istediğimiz aşamada değil ama ya en azından işte ben 84 doğumluyum, yani çok da yaşlı değiliz de ya çocukken hatırlıyorum, bir televizyon kanalında bir otelin yanışını izlettirdiler bize. İşte hepimiz de biliyoruz işte Madımak Oteli'nde neler olduğunu. İşte geçtiğimiz yıllarda ne olduğunu da biliyoruz. Zaman aşımına uğradı. Ya en azından şanslıyız Türkiye'de yaşayan yurttaşlar olarak ki hani böyle bir dava, ranting cinayet davası zaman aşımına uğramadı. Ki uğruyordu ama işte o da işte AKP ve cemaat çatışmasında biraz da cemaatçilerin üzerine yıkılmak üzerine bir politika izlendi. Tabii Agus'un da dediği gibi hani bu dava sadece hani paralele sığmaz. Sadece buraya sığmaz. Bütün işte hani Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma İstihbaratı, işte kolluk kuvveti, medyası, illegali legali devletin bütün kademeleriyle bir milli mutabakat çerçevesinde yapılan bir cinayetti bu. Ve hani bunun için de yani zaten şöyle diyebiliriz değil mi? Şimdi AKP cemaat kavgası bir şekliyle Hrant Dink davasına yansıdı. Ancak buraya sıkıştırılarak çözülebilecek bir dava değil bu. Evet, şüphesiz böyle. Zaten hani bu gösteriyor. Yani bunu biraz kurcalamaya başlayınca tabii çıkıyor burada. Yani AKP'nin de hani polisleri, hani cemaatin polisleri olduğu kadar hani AKP'nin de polisleri ya da diğer organları var bu konuda. Ve hani yani çok ilginç aslında. İlk baştan beri hani bunu Dink ailesi avukatları söylüyordu. Yani o gün Sam aslında Hrant Dink'in katilinin hani geldiğini takip ediyor. İstihbarat hani ne yapacağını biliyor. Hrant Dink'in de nerede olduğunu biliyor ama üç maymunu oynadılar ve hani bu cinayete göz yumdular. Bu kamu görevleriyle ilgili hiçbir dava açılmamıştı. Ta ki işte bu seneye kadar o çatışma bu anlamda o davaları açtı. Tutuklamalar gerçekleşti bu anlamda. Tabii bunlar sevindirici gelişmeler. Yani kimsenin yanına kar kalmadığını görmek sevindirici gelişmeler. Ama tabii ki yani bu sınırlı bir adaleti de kimse istemiyor. Yani kimse yani sorumlusu çıksın. Yani burada sadece aslında Hrant Dink ve hani emsal dava denir ya, gerçekten bir emsal dava. Sadece hani 8 yıl için de değil, belki bir 100 yıllık bir dava bu. İşte biliyorsunuz bu sene işte Hrant Dink'in öldürülmesi 8. yıl ama bir taraftan da Ermeni soykırımı da 100. Evet, oraya geleceğim, yılı. Onu ayrı bir soracağım. Ondan önce hemen başka bir şey sormak istiyorum şimdi oraya atlamadan. Ercan Demir, sıcak gelişme, tutuklandı, yakalama kararı çıkmış, tutuklandı. Ama kendisi önce Cizre'ye emniyet müdürü olarak atandı ve atandıktan sonra 5 tane çocuk öldürüldü. Yaşları 16 ile 12 yaş arasında değişen. Bu ne demek sizce? Yani bunu duyduğunuzda ne hissetmiştiniz? Şey vardı hani cinayetler olduktan sonra zaten bu ortaya çıktı biraz da. Atandığında hani ben duymamıştım birçok belki izleyici gibi. Gelane Hablo Holane diye bir yazısı vardır Hrant Dink'in 96 yılında. Dedim Hrant abi yaşasa acaba ne yazardı diye düşündüm ve o yazı geldi aklıma. Yani hani öyle bir, biraz konuyu öbür tarafa çekeceğim ama hani öyle bir hani sistemde belki de yaşıyoruz ki. Yani bugün Cizre'deki çocuk da olabiliriz. Ya da Cleveland'da çocuk parkında oynayan 12 yaşındaki Afro-Amerikalı da olabiliriz. Orada da hani bir katliam, orada da o çocuğu öldürdü polis. Ya da ekmek almak için Ok Meydan'da evinden çıkan çocuk da olabiliriz. Berkin Elvan'ın ailesi de keza bugün gelmişti yürüyüşe. Evet. Önemliydi hani bu gibi dayanışmalar zaten işin özü yani.
gerçekten acının akraba ettiği insanlar, bu insanlar Dink ailesiyle Elvan ailesi. Hani böyle baktığımız zaman Hrant Dink, yani Hrant abi olsa kesin bunu yazardı diye içimden geçirmiştim. Çünkü orada da mayına basıp ölen bir çocuğu yazmıştı ve oyun adları, o bölgede oynanan oyun adları. Acaba ne yapıyordu? Sorusu şuydu, acaba o çocuklar niye oradaydı ve ne yapıyorlardı diye düşünerek başlamıştı yazmaya. Ve bunu yazarken diyordu, muhakkak oyun oynuyorlardı, acaba hangi oyunu diye. O arada işte Raquel Dink'in oynadığı oyunları, o bölgede işte o çevrede oynanan oyunların adlarıyla başlayan bir yazı yazmıştı 96 yılında. Gelane Hablo Holane diye internetten bakabilirler. İlginç bir, önemli bir yazıdır. Hatta Ali Topu Agopu At konusu, herkesin bildiği konu da o yazıda geçer. Sonunda orada geçer bir kısmı. Hani böyle de bir durum var. Gel gelelim, hani bir taraftan böyle romantik bir şekilde bunu düşünürken bir taraftan da ciddi anlamda Hrant Dink cinayet davasında çok daha önce tutuklanması gereken birinin de hani Cizre'ye verilmesi emniyet anlamında ne kadar emniyetsiz bir ülkede de yaşadığımızı gösteriyor ki ne yazık ki orada çocukları da, hani oradaki insanları da kaybettik. Tabii ki hani onları da unutmayacağız. Hani bu mücadelemizde yaşayacaklar ve nereye gidersek gidelim onların isimlerini anlayacağız ki tekrarlamasın diye. Aslında az önce çok güzel bir şey söylediniz, o beni çok etkiledi. Acının akraba ettiği insanları sonuçta, o çocuklarla da, Elvan ailesiyle de ve Dink ailesiyle de dediğiniz gibi. Şimdi bir de Ermeni soykırımının 100. yılı, 2015'in böyle bir önemli özelliği de var. Şimdi öncelikle 100. yılı olması dolayısıyla yani bu sizin için ne ifade ediyor? Yani 100. yılında ne olacak, bunu sormak istiyorum. Başlangıçta hani söylemek gerekirse yani ben pek umutlu değilim aslında. Hani yani bu sene ne olacak? Yani 99. yıldan ya da 101. yıldan farklı bir şey olmayacak. Birkaç aşamada değerlendirelim. Mesela hükümet ne yapacak diyelim. Hı hı. AKP hükümeti geçen seneki açılımını koruyacak. Yani bir başsağlığı, sanki hani Ermenilerin yolda ayakları takılıp düştü hepsi topluca gibi düşünüp bu başsağlığı söylemi devam ettirecek. Burada da şöyle bir gerçeklik var, artık yürütülen o kaba inkarcı politika ciddi anlamda işe yaramıyor ve bir şekilde bir siyaset değişikliğini de gösteriyor. Ama şu da bir gerçek ki bu siyaset altı kaygan bir siyaset olduğu için ve gerçekliğe oturmadığı için, hani inkar üzerine kurulduğu için insanlar işte başsağlığıyla, bu yapılan eylemlerle, konferanslarla konuşmaya başlayarak zaten giderek sorgulamaya başladılar ve bir şeyleri ortaya çıkarmaya başladı insanlar. Bugün hepimizin evinde internet var. Girip baktığımızda az çok İngilizcemizde, hatta İngilizceyi de bırakalım, Türkçemizde zaten birçok konuda birçok şeyi biliyoruz. Yani belge fetişistleri için bir sürü belge de var. Bulup bakabilir oradaki insanlar. Bir tarafı bu, bir tarafı biz, hani sivil toplum ve halk neler yapacak diye konuşacak olursak tabii ki bu sene hani dünyada ve Türkiye'de ve tabii Ermenistan'da ciddi eylemlikler gerçekleşecek ve bu konuyla ilgili konferanslar gerçekleşecek toplumsal bazda tartışılması için. Yalnız şurada şunu da söylemek gerekiyor, bir yani burada bir ikiyüzlülük de var. Yani hiç kimse çıkıp diyemez ki yani mevcut hükümet geldiğinden beri hani biz bunları tartışmaya başlıyoruz. Evet, şüphesiz ki katkısı vardır Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde ama biz bir bedel ödedik. Bugün Ermeni soykırımı tartışabiliyorsak bir bedel ödedik. O bedel de işte bugün 8. yıl dönümü. Ödediğimiz bedelin de 8. yıl dönümüydü. Eğer Hrant Dink hani böyle bir şey, feci bir şekilde hani öldürülmeseydi bugün belki hala konuşamayacaktık bunu. Ama hani bana sorarsanız kişisel olarak Hrant abi olsaydı da konuşmasaydık da diyebilirim yani. Çünkü hani sonuçta az çok hani tabii hani yaşımız gereği her zaman işte Baron Hrant, yani Bey, Hrant Bey'di ya da Hrant Ahbarik'ti, Hrant abiydi bizim için ama ister istemez hani bir ilişkimizde geliştiriyorduk tabii, o zaman da gençtik. Ve bu anlamda hani insanın gerçekten bir yakınını, yani kaybetmişçesine duygular hissettiği bir dönemdeyiz.
Ve soykırımla ilgili son bir şey söylemek gerekirse belki bu bütün o acıların akraba ettiği insanlarla da alakalı. İşte biz 1915 ilk değildi. Yani baktığımızda 1894-96 katliamları da vardı Ermenilere karşı. Ciddi bir 300 bine yakın ciddi bir sayıda Ermeni öldürüldü. Yine 30 bine üzerinde insan 1909 Adana'da katledildi Ermeniler yine. Hani böyle sayılara baktığımızda tabii sayılar da çok bir şey ifade etmiyor ama aslında bir kişinin bile ölmesi önemli bu anlamda. Ya 1915 ilk değildi, bu anlamda son da olmadı. Yani en naifi vatandaş Türkçe konuştu ama ondan sonra işte 55 varlık vergisiyle, 43 varlık vergisiyle, 55 6-7 Eylül'üyle, işte Trakya'da Yahudilere karşı yaşanan pogromla ya da işte 20 kurra askerlikle, yani her 10 yılda 64-74'te ya da 36 beyannamesiyle her 10 yılda Türkiye'li azınlıklara yönelik bir politika işletildi. Ve sadece bu azınlıklar, yani gayrimüslim azınlıklarla da değil. İşte Maraş'ı, Çorum'u, Gazi Mahallesi'ni, Madımak'ı da buna katmamız gerekiyor. Bir taraftan Kürtlere yapılanları da katmamız gerekiyor. 1 Mayıs 1977'yi de bir anlamda bunun içine katmamız gerekiyor. Bütün bu adaletsizliğin ortasında hani tabii ki özel, bunlardan daha özel bir yanı yok. Diğer adaletsizlikle aynı ranting cinayeti ama buna yüzleşmek gerekiyor. 1915 açısından da biz orada 1915'te yüzleşemediğimiz için o suç ne yazık ki tekrarlandı. O zaman Ermeni öldürenin yanına kar kaldı. Bugün 100 yıl sonra Sevak Balıkçı öldürenin yanına kar kaldı. Mersa Küçü öldürenlerin yanına kar kalmak üzere. O davada devam ediyor. Sevak davası yeniden başladı. Ve Hrant Dink davasını da biliyoruz işte. Yani mevzu bu. Biraz da tamam evet insanlarımız ölüyor ve arkalarından yürüyoruz ama bir taraftan da baskı unsuru olmak adına davalarda dolmamız gerekiyor. Evet. Yani sadece 8. yılı belki de evet Ağustos önünde olmak değil de davasında da adli önünde olmak tabii o kadar önemli diyorsunuz yani. Bir de şimdi 100. yılda bu sene Ahmet Davutoğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu şöyle bir çağrı yaptı diğer devlet başkanlarına. 24 Nisan'da Çanakkale'yi anmak üzere tüm devlet başkanlarını Türkiye'ye çağırdı. Bu bir tesadüf mü? Yani birçok şey için bu soruyu sorabiliriz tesadüf mü diye. Tesadüf diye varsayalım da şu bir gerçek yani. Ben size tesadüf değil de başka bir şey anlatayım hazır konu açılmışken. Benim büyük dedem Çanakkale'de esir düşmüş askerlerden biri biliyor musunuz? Ve Yunanistan'a götürmüşler yani top geri çarpmış ve öldü bu deyip bırakmış Osmanlı askeri. Sonra Yunanlar, İngilizler almışlar Yunanistan'a göndermişler. Hani şimdi hikayeyi anlatırken hani bir de böyle bir yanı var. İşte orada savaşan Ermeni askerler var. Bir tarafta cephenin gerisinde Çanakkale cephesinin gerisinde. Bu arada Çanakkale sanki Birinci Dünya Savaşı'ymış havası da veriliyor ama bir savaşın bir cephesi Çanakkale. Bunu da görmek gerekiyor muharebesi. Cephede bunlar olurken bir de o cephenin gerisinde bunu şeyden demiyorum işte bakın biz Ermeniler birlikte savaştık falan bunun için demiyorum. Yani böyle böyle milliyetçi ya da böyle militarist bir diskur benim diskurum değil. Bunu derken şunu da görmek gerekiyor. O cephenin gerisinde neler oldu? Bir halk yok edilmeye çalışıldı ve büyük ölçüde yok edildi. Bugün hani dışarıdaki 5 kişiden biri Ermeniyken bugün hani bir Ermeni'yi bulmak için hani belli başlı şehirlerde, belli başlı mahallelerde oturmanız lazım. Yoksa göremiyorsunuz. Yani bu halk bu anlamda da bu toplumun içindeydi, üreteniydi. Bir sınıf mücadelesi vereniydi. Sadece hani zengin burjuva yapısı yoktu. Köylüsü de vardı, çiftçisi de vardı. Bu anlamda zanaatkarı da vardı. Bunu da görmek gerekiyor. Yani neyi kaybettiğini insanlar anlamadığı sürece yani 1915'te yüzleşmek falan tabii ki yüzleşmek gerekiyor ama insanların önce biz neyi kaybettiği ki idrak etmeleri gerekiyor. Yani bir arada daha çok kültürlü bir şekilde birbirimizin gözünü oymadan yaşayabileceğimiz bir gelecek vardı ve biz 1915'te Ermenilerin yok edilmesiyle ya da hani buharlaştırılmasıyla diyelim biz onu kaybettik belki.
Peki şimdi bugün eylemden dikkat çeken bir kare vardı. Birkaç Trabzonlu oradaydı. Hı hı. Pankart açmışlardı ve unutmadık unutturmayacağız diyorlardı. Onu görünce ne hissettin? Yani açıkçası her sene geliyorlar. Trabzon sporlu ve Trabzonlu insanlar, daha demokrat insanlar. Tabii ki orada olmaları önemli. Ve hani böyle bir, ya onlar için söylenecek bir şey yok. Zaten o insanlar hani aynı yolda yürüdüğümüz insanlar. Ama bir taraftan da genel olarak yani Trabzon halkı üzerine konuşmak gerekirse, işte Raip Santoro cinayeti ve Hrant Dink cinayeti, hani ikisi de hani Trabzon, işte katili Trabzon'dan çıktı. Ve hani ciddi linçler yaşandı yine 2007 öncesini hatırlarsak. Bu anlamda hani birçok insan çıkıp da yani bir münferit bu olaylar ve bunu Trabzon'a mal etmemek lazım. Tabii ki hani bir kente mal etmemek lazım. Bugün 80 öncesi 7-8 dille, 1980 darbesi önce 7-8 dille dergilerin çıktığı bir şehir burası. Hani bu anlamda bu tarihi de görmek lazım. Açıkçası hani ben bu tarafından bakmayı yeğliyorum. Ve hani böyle bakıyorum, hani ciddi bir, yani eğer o iğrenç Karadeniz transit yolunu gördüyseniz, o sahili bölen, evet, yoldan gittiyseniz, zaten orada şöyle de bir gerçeklik var. Hani kafanıza vurur gibi her 10 metrede bir viyadükler vardı. Ve viyadüklerin hepsinin üstünde Şehit Asteğmen işte adı soyadı ya da Şehit adı Er adı soyadı falan diye. Aslında sürekli o kafanıza hani bir taraftan vura vura, aslında devletin de orada ciddi bir hani politikası da var. Yani o bölgede yaşayan insanları işte daha çok hani Kürtlere karşı hani geren, hani diyelim karşılıklı bir gerginlik yaratan bir atmosfer de var. Ne zaman ki Kürt işçiler hani o bölgelere gittiklerinde zaten bunun şeyini görüyoruz. Evet, her sene bir olarak mevsimlik işçi kavgaları ne yazık ki oluyor. Evet. Şimdi süremiz de çok azaldı. Ben son söylemek istediklerinizi alayım. Hem eylemin çağrısında yapalım, hem davanın duyurusunda yapalım isterseniz. Dava Cuma günü saat 1'de zaten hani Çağlayan Adliyesi'nde. Saat 19'da da Taksim'deyiz. 1915'te Hrant'a soykırım sürüyor diyoruz ve sadece Hrant'ı değil, Berkin Elvan'ı da, Ali İsmail Korkmaz'ı da, Nihat Kazanan'ı da anmak için oradayız ve diğer öldürülen dostlarımızı, yoldaşlarımızı anmak için de oradayız. Hani bu, şimdi sıcak evinde bizi dinleyen sevgili izleyenler var. İnanın hani tabii ki hani huzurlu bir şekilde izlesinler, dinlesinler ama biraz da artık hani sıcak evlerinden arada çıkıp bu eylemlere katılırlarsa en azından hani gerçekten sıra geliyor, yani birilerine geliyor, hiç şey olmuyor. Hani o sloganda da dediğimiz gibi hani susma sustukça sıra sana gelir gibi, gerçekten de geliyor. Gelmemesi için belki de her anda, her yaşanan katliamda bu an, böylece bir dayanışma göstermemiz gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Evet, Hrant Dink öldürüleli 8 yıl oldu. 8 yıl geçti üzerinden. Ancak elbette ki hem arkadaşları hem çevresi asla susmadılar ve susmayacaklar da. Ve elbette ki sadece Hrant öldürüleli 8 yılın geçmesinin dışında 2015 yılı Ermeni soykırımının 100. yılı. Bunun için de elbette ki susulmayacak ve en önemli talep, bugünün en sıcak talebi, yüzleş diyor her gazete ve Ağustos'ta bu manşetle çıktı. Hrant'ın öldürülmesinden 1915'e kadar yüzleşilmesi gereken çok mesele var. Bizler de bugün Hrant'ı biraz konuşmaya çalıştık. Konuğum Sayat Tekir, Norzartong eş sözcüsü. Bugünlük bizden bu kadar. Hemen ardından gazeteci Aydın Engin'le birlikte yaptığımız Hrant özel röportajını izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Türkiye'de son 3 hafta içerisinde meydana gelen en sarsıcı gelişmelerden biri, Rize'de 16 yaşındaki Ümit Kurt ve 12 yaşındaki Nihat Kazanan'ın iddiaya göre polis kurşunuyla öldürülmesi ise eğer,
Bir diğeri de Cizre Emniyet Müdürü Ercan Demir hakkında Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yakalama kararı verilmesi oldu. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Demir, Cizre'de güvenliği sağlaması için bu ilçeye emniyet müdürü olarak atanmıştı. Türkiye Devleti'nin 8 yıllık Hrant Dink hikayesinin kısa bir özeti gibiydi bu. Çünkü Demir, Dink'in öldürülmesinde ihmal sahibi olup ödüllendirilenlerden yalnızca biri ve şimdilik en sonuncusuydu. Zira geçen 8 yılda Trabzon'dan İstanbul ve Ankara'ya, emniyetten Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na, valilikten Yargıtay'a varıncaya kadar Dink şüphelilerinin tamamı önlenemez bir yükseliş gösterdi. 2004 yılında Trabzon'da emniyet müdürü koltuğunda Ramazan Akgürek oturuyordu. 2004'te Yasin Hayal, Ramazan'da yemek servisi yaptığı için bir burger şirketine bomba attı, iki akademisyen ard arda öldürüldü, iki futbolcunun araçları kurşunlandı ve 5 Şubat 2006'da Rahip Santoro katledildi. Aynı günlerde Yasin Hayal cezaevinden çıktı. Bu sıralarda Trabzon Emniyeti ne yapıyordu? İstihbarat Şube Müdürlüğü koltuğunda Engin Dinç oturuyordu. Dinç'in hemen altındaki amirlerden biri de Ercan Demir'di. Demir'in altında ise polis memuru Muhittin Zenit, Özkan Mumcu ve Mehmet Ayhan görev yapıyordu. İstihbarat Şubesi'nin aldığı yegane önlem, burger şirketi saldırısına karışan Hayal'in arkadaşı Erhan Tunceli, yardımcı istihbarat elemanı olarak kullanmaktı. Tuncel'le irtibatlı polis olarak Zenit atanmıştı. Rahip Santoro'nun öldürülmesinden 10 gün sonra yaptıkları görüşmede Tuncel, polis Zenit'e Yasin Hayal'in Dink'i öldüreceğini açıkladı. Bu ihbar F4 adı verilen bir bilgi notuna dönüştürülerek hem Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na hem de İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi'ne gönderildi. İstihbarat Dairesi'ne iletilen raporun üst yazısında Hayal'in Dink'i öldüreceğinden değil, ses getirici eylem yapacağı ifade ediliyordu. Elde bu ihbar varken ne yapıldı? İddiaya göre Tuncel'den cinayetten vazgeçirmesi için Hayal'i telkinde bulunması istendi. Sonrası yoktu. 10 ay sonra, 19 Ocak 2007'de Dink, Hayal'in azmettirdiği o gün Samas tarafından öldürüldüğü gün, Tuncel'i arayanlardan biri polis Zenit oldu. Zenit görüşmede cinayet planını bildiğini anlatıyordu. Oysa bu bilgiler hiçbir raporda yer almıyordu. Dahası Zenit'ten sonra Tuncel'le irtibat kuran Halefi Özkan Mumcu da rapor tutmamıştı. Yani Trabzon'da polis Zenit ve Özkan'dan amirleri Demir'e kadar tüm personel cinayet planından haberdar olduğu halde bilgi şubede kalmıştı. Olanca başarısızlığına rağmen dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kim varsa hiçbir adli soruşturmaya konu olmadıkları gibi tüm idari soruşturmalarda da suçsuz bulundu ve yetmedi. İl Emniyet Müdürü Ramazan Akgürek, Mayıs 2006'da Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na getirildi. Adı Gülen cemaatiyle sıkça anılan Ramazan Akgürek ve halefi Ömer Altıparmak görevden alındıktan sonra bu koltuğa Nisan 2013'te hükümet yanlısı diye bilinen eski Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç getirildi. Dinç'in ilk kararlarından biri polis Zenit'i özel kalemi olarak kuruma almak oldu. Dinç'in ne kadar etkisi vardır bilinmez ancak aynı şubeden Ercan Demir de Aralık 2014'te Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Şimdi bir dönem yan yana çalışmış, kimi cemaatle kimi iktidarla paralel davrandığı iddia edilen Akyürek, Dinç, Demir ve Zenit aynı soruşturmanın şüphelileri arasında yer alıyor. Zenit tutuklandı, Demir hakkında yakalama kararı çıkarıldı, Dinç ve Akyürek'in akıbeti ise şimdilik bilinmiyor. Zira bu soruşturma 30'u aşkın ismi içeriyor. İçinde kimler mi var? Tahmin edileceği üzere liste tamamı terfi edenlerden oluşuyor. Trabzon İstihbarat Şubesi'nin Dink'in öldürüleceği yönündeki ihbarı gönderdiği tarihte İstihbarat Daire Başkanlığı C Şubesi Müdürlüğü'nde Ali Fuat Yılmazer vardı. Yılmazer veya ekibi bu ihbarı işleme koyarak Dink için koruma kararı aldırabilir ve ölümün önüne geçebilirdi. Aynı ihbarın ulaştığı İstanbul İstihbarat Şubesi de Dink'in korunması için hiçbir adım atmamıştı. Cinayetten sonra İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler açığa alınırken yerine Yılmazer getirildi. Yılmazer 2007 yılından sonra İstanbul'da emniyet müdür yardımcılığına kadar yükselirken Ergenekon operasyonlarının da beyni olarak anıldı. Dink'in tehdit altında olduğu 2004 yılında İstanbul Valiliğine çağrılarak MİT görevlilerinin de dikkatli olması konusunda uyarıldığı dönemde valilik görevini yapan Muammer Güler, 2001'de AKP'den Mardin Milletvekili seçildi ve İçişleri Bakanı oldu. O dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'sa Osmaniye Valiliğine atandı. Dink'le ilgili 301. maddeden suç duyurusunda bulunan Avni Usta, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
Samsun'da katil Ogün Samas'la fotoğraf çektiren Yakup Kurtaran, zaman içerisinde Malatya Emniyet Müdür Yardımcılığına uzandı. Bu arada Yargıtay'da Dink'in 301. maddeden ceza alması yönünde uğraş veren Nihat Ömeroğlu ombudsmanlığa, Muhittin Mıhçak da Ömeroğlu'nun yardımcılığına seçildi. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker tahkim kuruluna, Hasan Erbil ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına uzandı.